Günaydın dostlar. Herkese iyi bir yeni hafta dilerim. Daha evvel de söylemiştim. İki tane olay birbirine çok bağlantılı. Birincisi cep telefonu teknolojisi. İkincisi insan kalitesi. Yani şöyle düşünün. Mesela Amerikalı kuzenim Türkiye'ye geldiğinde çok şaşırmıştı. Ya ne kadar çok sizin burada cip asfaltta gidiyor diye. Siz dedim işte yani başka dizilere falan bakmayın. Bizim Amerika'da böyle değildir. Şimdi cep telefonu teknolojisi deyince yani İnsanların şöyle bir özelliği var bence. Bazı konularda hiç geride kalmak istemiyorlar. Hele hele şimdi biraz kısıtlandı ama eskiden bir kredi kartı dağıtılırdı ki arkadaşlar ya hey adamın doğru dürüst işi yok cebinde 5-6 tane kredi kartı. İşte o zamanlar hani daldan dala durumu sıkıştıkça birinin borcunu ötekine devret, ötekini al, ötekine devret diye gün geçirilirdi. Sonra bir gün her şey biterdi, perde. Ama diyorum ya bu insanın yapısında var. Ben size bugün bir Aziz Nesin hikayesi anlatmak istiyorum. Yani insanın ne olduğunu görün diye. Aziz Nesin bu hikayesinde yani diyelim adamın adı Ahmet olsun. Ahmet'i anlatıyor. Ahmet yani bir devlet dairesinde çalışan düzgün bir adam. Bir gün ayın bir olduğu zaman biliyorsunuz devlette maaş alınır. Yani önce maaşı alırsınız sonra çalışırsınız. İşçi de öyle değil. İşçi önce çalışır. Ondan sonra maaşını bekler. İşte böyle bir gün adam maaşını da almış. Yani iyi kötü çok az. Memnun mesut yolda gidiyor. Bir ilk mektep arkadaşına rastlamış. İşte neyse sarılmışlar, öpüşmüşler. Adam ya demiş çok memnun oldum. Görüşelim. İşte ben işte iş adamı olmuş adam. Ticaretle falan uğraşıyor. Zengin görünüm ve elbisesi falan gayet iyi. Sizi demiş bir gün bir gece kul yani yemeğe çıkarayım falan filan. Neyse bir gün için anlaşmışlar. İşte o gün gelip arabayla kapıdan alacak. İşte karısına anlatmış. Karısı da işte süslenmiş, püslenmiş bilmem ne. Fakat bu hemencecik şeyden sonra oluyor. Yani o tanıklarından ya ertesi gün ya daha sonraki gün. İşte böyle bir zamanda adam gelmiş, almış. Hakikaten çok güzel bilgi müzikli yemek yenen bir yere götürmüş. Çok memnunlar. İşte herkes yani gülüyor, oynuyor. Fakat adam bir süre sonra sıkılmış. Ya demiş ben burada sıkıldım. Hadi buradan çıkalım başka yere gidelim. Karınları doyurmuşlar ama. Neyse o sırada işte oradan çıkarken hemen adam o zamanlar zannediyorum hani kredi kartı falan yok. Eski zaman Aziz Nesin'in anlattığı. Adam hesabı ödemiş. Kadın alttan Ahmet'e ayağıyla vuruyormuş. Bahşiş bırak, bahşiş bırak. Ahmet de bahşiş bırakmış. Ondan sonra gece o gece kulübünden bu gece kulübüne, o eğlence yerinden bu eğlence yerine. Adam onları çok güzel eğlendiriyor, gezdiriyor da. Paraları da ödüyor. Ama Ahmet her defasında yani bahşiş verirken falan ıkılmaya başlamış. Neyse arkadaşlar sabah olmuş 5-6 gibi.
En sonunda hadi bir de böyle sabah işte günü aydınlasını seyredeceğiz, güneşin doğuşunu seyredeceğiz falan diye. O Mithat, eski Mithat Paşası'nın Dolmabahçe'nin orada bir tane saat vardır, biliyor musun? O saatin orada bir yerde bankta demiş ki buradan seyredelim falan. Ondan sonra işte hadi falan deyince Ahmet demiş ki vallahi çok eğlendirdin bizi, Allah razı olsun. Biz burada biraz daha kalalım, işte güneşin doğuşunu seyredelim. Ondan sonra evimize gideriz. Peki demiş adam, işte binmiş arabasına gitmiş. Şimdi Ahmet anlatıyor, diyor ki yani diyor cebimde diyor maaş bitti. Sadece diyor yani o saatte eve kadar gidecek taksi parası kaldı. Evet diyor adam, diyor ödüyor bize diyor arkadaşım. Ona karısına demiş ki bak demiş gördün mü yaptığını ettiğini. Yani o adam hesabı öder ama demiş bizim maaşımız bahşişe yetişmez. Taksiye binmişler. Evlerine gitmişler. Sonra bilmem ne olmuş. Değerli arkadaşlarım, bu bir emsal olsun diye anlattım size. Çünkü ben bu telefon olayını en son işte artık hangi yıl çalıştımsa orada yaşamıştım. Ya adamlar asgari ücretin bir tık üstünde maaş alıyorlar. Yani hepsinde son model telefon. Çocuklar dedim yani siz nasıl bu işi beceriyorsunuz ki? Ya kolay amca dediler. Amca diyorlar tabii yani müdür falan diyecek halleri yok. Biz ikinci dereceden emekli. Yeni bir teknoloji çıkınca de diyorlar yani kız arkadaşlar arkadaş gruplarında falan ezilirsin, bunu muhakkak değiştirmen lazım. Onun için biz telefonun parasına bakmayız. Telefonun aylık taksidine bakarız. Telefonun aylık taksidi gücümüze yetiyorsa nasıl olsa kredi kartı limitimiz de var, alırız. Hadi bakalım kolay gelsin. Sonra ne olur? O karttakini işte ona, bu karttakini buna yaparsınız. Çünkü o yaptığınız alışveriş gibi daha birçok muhakkak alışveriş yapmışsınızdır. En sonunda kredi kartının ödemesi zamanı gelir. İşte o zaman o meşhur hani türkü ortaya çıkar. Ayşe Fatma Hayriye, hadi çifte telliye. Değil mi arkadaşlar? Sonuç olarak şunu size söylemek çok yani üzülerek de olsa isterim. Her şeyin başı eğitimdir arkadaşlar. Ben bir ara bir yazımda yazmıştım. Eğitim yani eğitim çok önemli değil, eğitimin kalitesi. Yani önemlidir. Her ne kadar 8 yıl okumak mecbur ise de öğrenmek mecburi değildir. Şimdi bir de böyle internet merakı var ya insanlarda. İnternette sörf yapıyorlar, sörf. Bakın dostlar, o internette sörf yapanlar var ya. Onların normal hayatta tanıyın. Eğer değilse %30'u yüzme biliyorsa aha ben burada yokum arkadaşlar. Yani insanları bu tip durumlarını şöyle düşünün. Mesela bilgi ve kültür yarışmalarını düşünün arkadaşlar. Ya adam çıkıyor hani çıkar insan da ya şey olarak çıkar yani değil mi? Güvenir kendine bilgi. Hayır efendim hiç bilgisin ne falan değil. Onun ne, onun şeyi ertesi gün gördün mü lan nasıl çıktım şeye demek. Hemen iki tane kolay sorudan sonra işte komşuma sorayım, anneme sorayım, işte arkadaşa sorayım falan sonra bu bitti. Bitti. İşte cehalet dediğimiz şey bu arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili olarak büyük
yazar diyeceğim. Goethe, Ludwig van Goethe çok açık bir tespit yapmış. Diyor ki, cehaletle deha arasında gerçek fark nedir biliyor musunuz dostlar? Dehanın sınırları vardır. Cehaletin ise hiçbir sınırı yoktur. Bilmiyorum, bunu bir düşünün. Ancak yani ona rağmen ben yollarda gezenleri, bir arada olanları, internette dolaşanları, işte yorumlara katılanları görüyorum da şu açıdan üzülüyorum. Aslında buna bir şekilde büyük usta Mark Twain de cevap vermiş. Ağzını kapalı tutup aptal görünmek, ağzını açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan iyidir. Değerli dostlarım, bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Size kendi görüşlerime uygun olarak doğru olduğunu her zaman gibi söylemiyorum. Bir takım bu tip uyarıları da zaman zaman bulunacağım. Ama beğenirsiniz, ama beğenmezsiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum ve öğleden sonra görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın efendim.